Arkadaşlar ben Fatih Tandoğan. Bugün videomuzun konusu çektiğim fotoğraflara isim koyacağız. Bir isim belirleyeceğiz. Her fotoğrafın bir doğum tarihi vardır ama çoğu fotoğrafın ismi yoktur. Ben genelde isim vermeyi tercih ediyorum. Fotoğraflar daha değerli, daha anlamlı oluyor benim için şahsen. O yüzden bugünkü videomuzun konusu çektiğim fotoğraflara isim koyacağız. Ortalama 6-7 tane fotoğraf seçtim. Başlayalım. Sokakta fotoğraf çekerken genelde böyle rastgele fotoğraflar değil de birkaç kafamda konu belirliyorum. Ya da birkaç fotoğrafa anlam katabilecek objeler, nesneler belirlemeye çalışıyorum. Burada Genç Üniversiteli diye bir kampanyanın afişini gördüm. Dedim ki eğer bunun önünden geçen yaşlı, çantalı, elinde kitap olan bir ablayı, abiyi yakalarsam fotoğraf güzel olabileceğini düşündüm. Yaklaşık bir 10 dakika sonra bu yazının önünden sırtında çanta, diğer elinde kitaplar olan biri geçti. Tam önünden geçerken şansıma da hafiften o tarafa baktı yani. Sanki kampanyayı okuyormuş gibi. Ve fotoğraf oluştu. Genç yazısı ve önünde yaş ve insanların olması fotoğrafa ufak da olsa bir anlam kattığını düşünüyorum. Bu fotoğraf böyle oluştu. Zaten daha çekmeden fotoğrafın ismi belliydi. Genç Üniversiteli. Bu fotoğraf zaten kendi adını belli ediyor. Yani daha fotoğrafı çekmeden bu fotoğrafın da ismi belliydi. Çünkü dayının biri oturmuş İstanbul'da denize karşı uzun uzun bakıyor ve düşünüyor. Bu fotoğrafın adı Seni Yeneceğim İstanbul. Tam eski filmlere yakışır bir dayıydı. Üstünde deri ceket, hafif bıyık, saçlar biraz boyalı siyah. Oturmuş öyle düşünüp bakıyordu. O yüzden bu fotoğrafın adı Seni Yeneceğim İstanbul. Diğer fotoğraf, bu en sevdiğim fotoğraflardan biri. Neden? Çünkü o gün İstanbul böyle hafif kasvetli, gri ve pisti yani. Duman altı gibiydi yani. Benim olduğum yer sürekli her yerden bir duman çıkıyordu. O kestane pişirenler, egzozlar, bilmem neler falan. Orası bayağı böyle belliydi, kokusundan belliydi. Dedim ben bunu fotoğraf altına alayım. Dedim fotoğrafımın içinde bir kalabalık olsun. Arkalar böyle hafif silik şekilde olsun. Ve o dumanları böyle göstereyim. Belirleyeyim dedim. Çektim ama içime bir şey sinmedi. Çünkü fotoğraf biraz böyle yarın kaldı. Sadece kalabalığı, kuru bir kalabalığı çekmişim gibi gözüktü gözüme. Birkaç deneme daha yaptım. Onlarda da işte o denemelerden birinde de tam ben çekerken önümden bir tane dayı geçti. Dayının da saç sakal böyle birbirine karışmış bir halde. O yüzden istediğim o karmaşıklık şeye uyan da bir dayı geçti. O yüzden bu fotoğrafın adı Pistambul. Hafif kelime oyunu gibi hani. Bence fena değil. Ama fotoğrafı çok seviyorum. Bu fotoğrafta da orada bir direk gördüm. Direğin üstünde ne ararsanız vardı. Yani direğin üstünde sokak lambası var, mobese var, gizli kamera var, ne bileyim baz istasyonu gibi bir şey var. Oradaki bölge internete bağlansın diye bedava belediyenin internet kutusu var. Direkte muazzam teknoloji var yani. Dedim ben bunu kullanırım. O sırada da arkada bir cami vardı. Dedim ben bu direği caminin sanki minaresiymiş gibi oraya yerleştirirsem güzel bir fotoğraf çıkabilir diye düşündüm. Biraz doğru açıyı ve bunu biraz uzaktan çektim. Yani sanki biraz daha o direği camiye yakınlaştırabilirdim belki. Burada vermek istediğim sanki o minaresi, modern minaresiymiş gibi.
bir fotoğraf çekmek istedim. Fena da olmadı aslında. Kendi minaresi ve bir direk, teknoloji dolu. Yani cami mami dini bir şey olduğu için fazla da kelime oyunu falan yapmak istemiyorum bunu ama yani kuşak farkı olabilir. Öyle demek geldi içimden, aklımdan o geçti yani. Yeni nesil ve eski nesilin temsili iki tane objesi, minare, baz istasyonu gibi bir direk. O yüzden bu fotoğrafına da kuşak farkı olabilir. Sıradaki. Bu fotoğrafta da orada ben dolanırken bir tane dayı gördüm. O da elinde makine vardı. Hafif bir yanına yaklaştım. Belki dedim bundan fotoğraf çıkartabilirim. Dayı ve hafif muhabbet ettik orada. Kendisi fotoğrafçı ama bu işi pek severek yapmıyor. Hangi işi? O da şu. Orada bekliyor. Arkadaki fona, manzaraya karşı oradaki çiftlerin, gençlerin, isteyenlerin, turistlerin falan fotoğrafını çekiyor. Çantasında bir tane cihaz var, makineyi ona bağlıyor, fotoğrafı alıyor. Anında çıktısını alıyor. Yani dayı biraz şipşakça. Şipşak fotoğrafçılık yapıyor. Ama pek severek yapmıyor yani, hani tık diyor geçiyor, tık diyor geçiyor yani, o kadar uğraşmıyor fazla. Dayıyla da konuştuğumda da zaten söyledi, pek sevdiği bir olay değil bu. Kendisi fotoğrafçı ama fotoğrafçılığın bu alanını yapmayı istemiyormuş. Ama mecburiyetten yapıyormuş. Bu karede de zaten fotoğrafı çeken kişi pek fotoğrafı o modeliyle fazla ilgilenmiyor. Yani o modelin suratında hani şöyle bir çekilme arzusu var ama fotoğrafçı olayla ilgili değil, başka bir yere bakıyor filan. Bence güzel bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafçı modeliyle ilgilenmiyor. Bu işi de severek yapmıyor. Bu fotoğrafın adı mecburiyet. Bence bu fotoğrafa uydu. Sıradaki. Bu fotoğrafta vapurda klasik maltıralı simit atıyorlar. Ama oradaki herkes simidi böyle ufak ufak atıyor. Minik minik atıyor filan. Dayının biri yani bayağı orada simitlerden 4-5 parça koparıp aynı anda atıyor. Sürekli makine gibi. Simidi bitiyor, yeni simit alıyor. Tak 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 atıyor. Fotoğrafta da zaten fırlattığı an bir 4-5 tane simidin havada olduğu gözüküyor. Diğerleri birer tane, üçer tane atarken bu dayı 5, 6, 7 komple fırlatıyor simitleri. Genelde de maltılar onunla ilgileniyordu. Onun attığı simitlere yoğunlaşıyorlardı ya da onun hizasında uçmaya başlıyorlardı. Dayının eli açık olduğu için bu fotoğrafın adı Bonkör. Bence uydu. Dayının bonkörlüğüne yakışır bir fotoğraf, yakışır bir isim oldu. Sıradaki. Bu fotoğrafta da genelde herkes o gün orada bir arkadaşı, bir uğraşı filan, hani kim, pek tek kişi yoktu yani. Bir tane tek kişi vardı, o da böyle kasvetli bir şekilde oturuyordu. Hiç manzaraya falan bakmıyordu. Öyle oturmuş, öyle duruyordu yani. Kafasını eğmiş. O dikkatimi çekti. Biraz onu ters ışıkta bırakıp karanlıkta alıp çekmeye çalıştım. Bu fotoğrafa isim koymadım. Bu fotoğrafa sizler isim koyabilirsiniz. Aklınıza gelen isimleri aşağıya yazabilirsiniz. O yüzden bu fotoğrafın adı yok. Adını siz koyun. Yani yoluma da açık bir fotoğraf. Orada işte ikişer üçerli oturan insanlar var. Ne bileyim, arkada bir gün batımı gibi, gün doğumu gibi bir sahne var. Ana şeyde karanlıkta kalmış birisi var. Yani isim olarak yağdırabilirsiniz. Yani yaratıcı ve açık bir fotoğraf. O yüzden bu fotoğrafı isim ben koymuyorum. İsteyen, güzel bir isim düşünen
söyleyebilir yolumu açıp. Bu da son fotoğrafımızdı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün 6-7 tane fotoğrafa isim koyduk. Her fotoğrafın doğum tarihi var ama her fotoğrafın ismi olmuyor. O yüzden çektiğiniz fotoğraflara isim verirseniz sizin için daha anlamlı bir hal alır. Hem fotoğraf da anlam kazanmış olur. O yüzden bugün 6-7 tane fotoğrafa birlikte isim koymaya, adlandırmaya çalıştık. Bu video beğenilirse eğer, daha sokakta çektiğim çok fotoğrafım var. Onları da birlikte isimlendirebiliriz. Yeni videolar gelebilir böyle. Yani bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.